Bizi parka götürüyor. Omuzunda kocaman çantası. Kaydırak salıncak derken pantolonumu yırtmışım ben. Kardeşim ise çamura batmış. Giysilerimizi değiştirmeliyiz hemen. Annem çantadan çıkarıyoruz yedek giysileri. Beklemeden değiştiriyoruz üzerimizi. Hey, bu çanta süper. Sanki biliyor gerekenleri. Bir de bakıyorum dizim kanıyor. Kaydırağın kenarına çarpmışım. Eski yaramı iyileşmeden Pencereden girmesini nasıl önleyeceğiz diye sordular. Evi bir an uzağa taşıyalım dedi. Kışlık evi tahta kepenkliydi. Çatısı kiremitliydi. Etrafı ağaçlarla kaplıydı. Islamur ağacı, seyre ağacı, çam ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı, kestane ağacı, kayın ağacı, tabak ağacı, akasya ağacı, büyük ağacı vardı. Hepsi birbirine düşündü. Belki de annesi gece geç yatmış ve uyanamamıştı. Hiç ses çıkarmadan annesinin odasının önüne geldi. Kapı kapalıydı. Kapıyı tıklatıp bir süre bekledi. Ama hiçbir şey olmadı. Panik telaşlandı ve kapıyı kendisi açtı. Annesi yataktaydı. Rengarenk olduğum için bana gülüyorlar diye düşündü. Sabaha doğru diğer filler uyanmadan sessizce uzaklaştı. Nereye gitti sen biliyor musun? Nereye gitti? Ormanda yürürken diğer hayvanlarla karşılaştı. Hepsi tek tek "Günaydın Elmir" diye seslendiler. Elmir onlara tek tek "Günaydın" diyerek gülümsedi. Yunus ve Tilki'nin hikayesini okuyoruz Ali Durukçu. Çok uzak bir ormanda pek akıllı bir horoz yaşarmış. Bu horoz hem çok güzel hem de çok akıllıymış, senin gibi. Horozun tüyleri pırıl pırılmış. Hele sesi o kadar tatlıymış ki çok uzaktan duyanlar bile ona hayran olurmuş. Onu çıkarıyor müzik sesini. Aslında elindeki keman çıkarıyor. Bak bu da keman Bekir. Keman mı? Nedir o? Anne karınca kemanı oğluna göstermeye karar verdi. Müziğin geldiği yöne doğru yürüdüler. Güneş batmış, ay çıkmıştı. Yıldızlar parlıyordu. Ağustos böceği